Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Ananerbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, ulumalara ve telgraf bildirim seslerine. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar gibi Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyor. Bu adamın adı Ho Han. Vietnam'ın Bo Chek bölgesinde yaşayan Han, 1990'lı yıllarda yasa dışı odunculuk yapıyordu. 1991 yılında Bo Chek'in yağmur ormanlarında oldukça değerli bir ağaç olan öd ağacı arıyordu. Bu ağaç yerliler tarafından tütsü olarak kullanılır. Bu sırada yaydığı güzel kokunun şifa verdiğine inanılır. Böyle bir tütsü meditasyon seanslarında da sık sık kullanılır. Reçinesinden parfüm bile yapılmaktadır. Bu ağaçlar yağmur ormanlarının derinliklerinde bulunur. Oralar ise yırtıcı hayvanların meskeni olduğundan yerliler fazla ilerlemek istemezler. Yaklaşık 20 kilometre ilerledikten sonra Han kaybolduğunu anladı. O sırada yağmur da yağmaya başladı ve adam sığınacak yer bulmaya çalıştı. Bir an ormanın derinliklerinden gelen ilginç bir ses duydu. Bu aynı zamanda hem uğultuya hem de ıslık sesine benzeyen sıra dışı ürpertici bir sesti. Bu sese bir de akan suyun sesi karışmıştı. Sesin geldiği tarafa doğru ilerleyen adam bir süre sonra belli bir mesafeden bir mağaranın girişini gördü. İçeriden dışarıya doğru bir nehir akmaktaydı ve ilginç ses de mağaranın içinden geliyordu. O zamana dek kimse bu ormanlarda böyle bir şey olduğunu bilmiyordu. Çok şaşırmıştım. Bu bölgede çok sayıda mağara tanıdığımı sanıyordum. Ama bu çok farklıydı ve insan eli değmemiş gibi görünüyordu. Havanın kararmaya başlamasına rağmen kocaman bir boşluğun yakınlarında olduğumu hissediyordum. Adeta yeraltı dünyasından gelen kuvvetli bir rüzgar vardı. Han korku dolu bir merakla mağaraya yaklaştı ama o yaklaştıkça ses o kadar çok yükseldi ki adam içeri girmekten vazgeçti. Yanında en azından bir halat ve bir el feneri olmadan zaten giremezdi. Buraya kesinlikle bir daha dönmeye karar vererek oradan uzaklaştı. Bu hikaye bölgede bir orman yangını gibi yayıldı ancak çoğu insan ona inanmadı. Söylediği şeyin gerçek olduğunu kanıtlayamıyordu çünkü mağaranın yerini unutmuştu. Zaten pek kolay ulaşılabilecek bir yer de değildi. Keşfettiği şeyin gezegenin en büyük harikalarından biri olduğunun anlaşılması uzun yıllar alacaktı. Yaklaşık 20 yıl. Bu süre içinde hikaye efsaneleşti. Oldukça fakir bir insan olan Han, öd ağacı ve aloe vera bularak zengin olma hayallerinden vazgeçti ve eski mesleği olan kaçak odun keserek satmaya başladı. Ancak bir gün o mağarayı tekrar bulacağına dair umudunu hiçbir zaman yitirmedi. ...2016 yılında, kış mevsimi başlarında İngiliz Mağara Araştırma Derneği'nden Howard Limbert önderliğindeki bir grup araştırmacı, Phong Nha - Kaban bölgesinde yeni mağaralar bulmak için yaptıkları bir gezi sırasında bir yerlinin daha önce keşfedilmemiş bir mağara bulduğunu duydu ve onu arayıp bularak söz konusu yeri görmek için yardımını istediler. Han ekibe rehberlik etmeyi kabul etti. Aslında Limbert, Han'le ilk kez 2007 yılında tanışmış ve Han ona yeni bir mağara bulduğunu da o zaman söylemişti. Grup daha ilk aşamada 11 yeni mağara keşfetti. Bulunan iki mağara, Han ve kızı Tai Hoa'nın adıyla isimlendirildi. Ancak ilk gezide Han'in bahsettiği gizemli mağara bulunamadı. Adam mağaranın yerini unutmuştu. Ekip daha sonra bölgeye iki sefer daha yaptı ancak her seferinde elleri boş döndüler. Bölgeden tamamen ayrılmadan önce adamdan eğer bir şeyler bulursa kendilerine haber vermesini rica ettiler.
3 yıl sonra, 2009 yılının bir kış sabahı, Han o yere bir kez daha giderek mağarayı bulmaya çalıştı. Bir ara yüksek bir kayanın yanında durdum. Sanki aynı sesi duyuyor gibiydim. Yine o ürkütücü uğultu ve nehir sesi. Heyecan içinde sese doğru koşan adam, kendisini 20 yıl önce bulduğu girişin önünde buldu. Nihayet bulmuştum. O sırada hissettiklerimi tarif edemem. Bu sevinçten öte bir duyguydu. Oduncu hemen bilim insanlarına haber verdi. Limburton ekibinin bölgeye geri dönmesi Nisan ayını buldu. Yola çıkan ekip, Khan'in rehberliğinde 6 saatlik bir yolculuk sonrası mağaranın girişine ulaştı. Ancak içeride fazla ilerleyemediler. Çünkü bilim insanları 60 metrelik bir taş duvarla karşılaştılar. Bu duvara Büyük Vietnam Seddi ismi verildi. Üzerinden bir yerlerden ışık süzülüyordu. Bu onun arkasında bir boşluk olduğu anlamına geliyordu. Bir yıl sonra nihayet duvarı aşmanın bir yolu bulundu. İlk başta bu mağaranın sadece 60 metre genişliğinde ve 150 metre uzunluğunda küçük bir mağara olduğu sanıldı. Ancak araştırmacılar bir süre sonra gördükleri şeyler karşısında şaşkınlık içinde kaldılar. Bu daha ilk verilere göre Vietnam'daki en büyük mağara olmalıydı. Fakat aynı yıl bu mağara gezegendeki en büyük mağara olarak Guinness'in rekorlar kitabına girdi. Bu o zamana kadar dünyanın en büyük mağarası olan Malezya'daki Geyik Mağarası'nın en az iki katı büyüklüğündeydi. Mağaranın bulunduğu Vietnam'daki Phong Nha Kebang Parkı dünyanın en güzel yerlerinden biridir ve UNESCO'nun Dünya Mirasları listesine dahil edilmiştir. Burası daha önceden de devasa mağaralarıyla biliniyordu. 31 kilometre uzunluğuyla Tiang Dong, bir diğer adıyla Cennet Mağarası da burada bulunuyor. Ancak bu sefer bulunan mağara tam anlamıyla uçsuz bucaksızdı. Yeni keşfedilmiş bu mağaranın girişinden Phong Nha Kebang Ulusal Parkı'nın tepelerini ve küçük göletlerini görebilirsiniz. Bu izler aslında Vietnam Savaşı'ndan kalma bomba çukurlarıdır. Sonradan üzerlerinde biraz çalışılarak balık havuzlarından oluşan bir tür dekor haline getirilmiştir. Mağara bilimi tarihinin tartışmasız bu en büyük keşfi bir yeraltı krallığıydı. Mağaraya Vietnam dilinde Dağ Nehri Mağarası anlamına gelen Hang Son Zong ismi verildi. Bu mağaraya herhalde bundan daha isabetli bir isim konamazdı. Ancak bu ismin Vietnamca'dan başka bir çevirisi daha var. Dong köyünün arkasındaki mağara. Ancak biz dile daha kolay yatması açısından çalışmamız boyunca mağaranın ismini Hon Dung şeklinde telaffuz edeceğiz. Mağaranın burada bulunan girişi nispeten küçüktür. 30 metre genişliğinde ve 10 metre yüksekliğindedir. Sayısız yeraltı geçitlerin varlığından dolayı içeriden sürekli hava akımlarının sesleri duyulur. Ayrıca bir yeraltı nehrinin gürültüsü de mağaranın her yerinden sürekli duyulan seslerden biridir. Bu seslerin hepsi birleşince insan psikolojisini sarsan bir etki yaratıyor. Bilim insanları bu nedenle gerekli donanıma sahip olmayan bir araştırmacının bu seslere dayanamayacağı görüşündedir. Bu mağaranın iç ölçeği o kadar büyük ki New York'taki 40 katlı bir bloğun tamamı içine sığabilir veya bir Boeing 747 kanatları için herhangi bir tehlike olmadan rahatça içinde uçabilir. Bu mağaranın boyutlarını hesaplamak bir yana, hayal etmek bile çok zor. Daha da zor olan, 200 metre derinliğinde bir nehir akan bir mağaranın nasıl oluştuğunu düşünmektir. Doğanın bu zamana dek insanlıktan gizlediği bu yeraltı dünyasının ne tür özelliklere sahip olduğunu henüz öğrenemedik. Ancak mağarayla ilgili öğrendiğimiz her şey bizi hayretler içinde bırakıyor. Hon Dong mağarasını inceleyen bilim insanlarından biri olan Mark Jenkins, anılarında el fenerini mağaranın tavanına tuttuğunda fener ışığının karanlıkta kaybolduğunu anlatır. Adeta yıldızsız bir gökyüzüne bakıyordum. Bana bir Boeing 747'yi yutacak kadar büyük bir alanda olduğum söyleniyordu. Ancak engin karanlık bir uyku tulumu gibi her yerimizi sarmıştı. Karanlığın derinliğini hissetmek için fenerimi kapattım. Gözlerim karanlığa alıştıktan sonra ileride bir yerlerde soluk, hayaletimsi bir ışık görünce şaşırdım.
Olabileceğim kadar hızlı bir şekilde ışığa doğru gitmeye başladım. Taşlar ayaklarımın altında gıcırdıyor ve görünmez alanda yankılanıyordu. Biraz sonra büyüleyici bir manzarayla karşılaştım. Kocaman bir güneş ışığı hüzmesi bir şelale gibi mağaranın içine akıyordu. Tavandaki delik inanılmaz derecede büyüktü. Çapı 90 metrenin üzerindeydi. Tavandan gelen bu güçlü ışık mağaranın akıllara durgunluk veren ebatlarını ilk defa gözler önüne seriyordu. Tavan yüksekliği yaklaşık 245 metreydi. Yani ortalama bir New York gökdeleni kadar. Tavanda ince bulutlar görünüyordu. Yukarıdan gelen ışık mağara tabanında erelti otları, palmiyeler ve diğer orman bitkileriyle dolu 60 metre yüksekliğindeki bir kalsit tepeyi de ortaya çıkarmıştı. Buranın yaklaşık olarak 2 ile 5 milyon yıl önce çözünür bir kireç taşından oluşmuş bir çözelti mağarası olduğu düşünülüyor. Yani büyük bir nehir yatağı şiddetli bir depremde oluşan fay hattının içine gömülmüş, uzun yıllar boyunca buradaki kireç taşı katmanını aşındırarak bu devasa tünelleri açmıştır. Kömür siyahı kireç taşında bulunan 300 milyon yıllık fosiller bu bölgedeki kireç taşının yaşını doğruladı. Manzara sanki milyonlarca yıl önce dünyanın nasıl bir yer olduğunu hayal eden bir ressamın devasa tablosu gibi. Mark Jenkins ilk kez ışığın kaynağını bulmak için uzaklaştığında ekip arkadaşlarından biri ona dinozorlardan kendini koru diye bir şaka yapmıştı. Çünkü ortam Sir Arthur Conan Doyle'un 1912 yılında yazdığı Jurassic Park serisinin de atası sayılan Kayıp Dünya filmindeki sahnelere çok benziyordu. Bu bölümün adı öylece kaldı. Dinozorlardan korun. Mağaranın bu bölgesinin etrafındaki alan gerçekten de çok çarpıcı bir bölümdür ve birçok bölge gün ışığına bakan çıkıntılar gibi keskin kurşun kalemlere benzeyen devasa boyutlarda güzel fitokarst örnekleriyle doludur. Madenin tabanından dik bir iniş, çoğu zaman aktif olan bir dizi dev hendekten geçen ve ilk 300 metrenin tamamı yeşil alglerle kaplı devasa bir geçide götürür. Birçoğu 80 metrenin üzerinde genişlikte olan bu muhteşem kanyonların uzunluğu 500 metreyi aşıyor. Bir kilometre uzakta daha fazla gün ışığı görünüyordu. Bilim insanları bu bölgeye vardıklarında Aden Bahçesi ismini koyacakları bölgeyi keşfettiler. Her yanı dolduran çarpıcı küçük bitkilerin bulunduğu bir geçide 120 metrelik bir tırmanış sonunda araştırmacıların gözleri güneş ışığından kamaşmaya başladı. Buradaki kayaların yüksekliği 250 metreyi aşıyor. 175 metre genişliğindeki bu geçitte boyu 30 metreyi bulan ağaçlar var. Mağaranın tavanında oluşan çökme, güneş ışığının ve sıcaklığın içeri nüfuz etmesine yol açarak burada muhteşem bir yağmur ormanının ortaya çıkmasını sağlamıştı. Bu ormanda bilim insanları daha önce bilinmeyen 4 ayrı böcek türü keşfettiler. Bu yoğun alanda birçok nadir bitki türü bulunmaktadır. Bu cennet vadisinde maymunların, yılanların, uçan tilkilerin, ayrıca boynuz gagaların ve kartalların yaşadığı tespit edildi. Fakat orman o denli yoğundu ki, bilim insanlarının bu bölgeyi geçmeleri çok uzun zaman aldı. Ancak sonradan araştırmaları kolaylaştırmak için bu ormanın ortasından küçük bir patika açıldı. Ormandan sonra 120 metrelik bir tepe aşıldığında dünyanın belki de en güzel manzaralarından biriyle karşılaşıyorsunuz. Beyaz kumlu bir plaj. Oradan ormanın bir kısmı görünüyor ve plajda güneşlenirken yakındaki yağmur ormanındaki canlıların seslerini duyduğunuzu bir hayal edin. Daha sonra İngiliz Mağara Araştırma Derneği ve Hanoi Doğa Bilimleri Üniversitesi'nden bilim insanlarına 20 kişi daha katıldı.
ekip 530 metre daha ilerleyerek keşfedilen bölgenin uzunluğunu 7.2 kilometreye uzattı. Phong Nha Ke Bang Ulusal Parkı'ndaki diğer mağaralardan farklı olarak Son Dong'un aynı bölgede iki girişinin olduğu keşfedildi. Takım lideri Howard Limbert, Son Dong'un turizme uygun olmadığını söylüyor. Her şeyden önce mağaranın içindeki nehir çok derin ve çok hızlı akıyor. Bu uzman olmayan vasıfsız ziyaretçiler için çok tehlikelidir. Bu nehir kıyısında geziye çıkabileceğiniz ve güzel manzaralar izleyebileceğiniz türden bir nehir değil. Karanlık geçitlerden korkunç bir gürültüyle akan derin ve geçilmez bir nehirdir. Öyle ki buraya gelen ilk ekiplerden hiçbiri bu nehri geçmeyi başaramamıştır. Nehrin tehlikeli bölümlerinden uzağa gitmeyi başardıklarında ise sadece 200 metre sonra nehir tekrar insanların önünü kesiyor. Ayrıca mağara Ho Chi Minh Karayolu'nun batı kolunun yakınında yer almasına rağmen doğal haliyle korunmalıydı. Her yıl buraya sadece birkaç turistin girmesine izin veriliyor, onlar da iki günü mağaranın içinde kamp kurmak üzere toplam 5 gün dolaşabiliyorlar. Bambu ve diğer bitki örtüleri buradaki kireç taşı höyüklerini kaplayarak burayı geçilmez hale getiriyor. Purdue Üniversitesi'nde jeomorfolog olan Daryl Granger'a göre, yerin altında Vietnam'ın bu kısmı devasa bir kireç taşı bloğudur. Hindistan Yarımadası 40-50 milyon yıl önce Avrasya kıtasına çarptığında tüm bölge yukarıya doğru itildi. Oluşan çökmeler sırasında nehir suları kireç taşı üzerinden aşağılara akarak yerin altında bu dev tünelleri oluşturdu. Kireç taşının daha ince olduğu yerlerde ise çökmeler oldu ve tavanlardaki bu kocaman pencereler oluştu. Bu devasa yeraltı krallığında yaşayan canlıları iki kategoriye ayırmak mümkün. Mağara çatısının çöktüğü yerlerdeki ormanlıklarda yaşayan canlılar ve mağaranın kapalı geçitlerindeki karanlıklarda yaşayanlar. Mağaranın açık geçitleri çevredeki ormanda yaşayan birçok aynı bitki ve hayvanla doludur. Mağaranın araştırmacıları kuşları, maymunları ve yılanları fark ettiler. Burası 10 yıllardır sadece birkaç ekip tarafından keşfedildiğinden içinde bulunan türler hakkında çok az bilgi var. Amerika'daki Condé Nast Traveler adlı dergiye göre mağaranın kendi iklimi ve yer yer tamamen kendisine özgü bir bitki ve canlı örtüsü var. Bunlardan bazıları henüz keşfedilemedi veya isimlendirilemedi. Son Dong mağarasının kapalı alanları ürkütücü derecede karanlık. O derece ki burada yaşayan canlıların pigmente ihtiyaçları yoktur. Bu canlılar ya çok zayıf görüyor ya da hiç görmüyor. Bir Alman mağara bilimcisi ve biyolog olan Annette Becker, zifiri karanlık geçitlerde hayvanları gözlemleyen birkaç bilim insanından biridir. O burada karanlığa yaşamaya adapte olmuş tespih böcekleri, ağaç bitleri, balıklar ve kırkayaklar buldu. Vietnam Bilim ve Teknoloji Akademisi'nde botanikçi olan Dai Yin Wu, çatı pencerelerinin altında büyüyen bitkileri belirledi ve temelde yukarıdaki ormanda bulunan setin aynısı olduğunu tespit etti. Limbert gibi mağaracılar için Hang Son Dong büyüklüğünde bir mağarayı keşfetmek, yer altının Everest Dağı'nı bulmak gibiydi. Jeologlar için burası doğal bir ansiklopedi. Mağaranın duvarlarında tüm geçmişi okuyabilir, çevredeki toprakların oluşum tarihini öğrenebilirsiniz. Burada her zevke ve renge göre herhangi bir oluşuma bağlı kayalar var. Dev sarkıt ve dikitler, mağara incileri, eski fosiller vesaire. Bu arada bahsettiğimiz mağara incileri bir tenis topu büyüklüğüne ulaşıyor. Bu güzel parçalar, mağaraya uzun zaman boyunca damlayan sular karbondioksit kaybettiğinde oluşur. Bunlar kalsit çökeltisidir ve suyun çok fazla hareket etmesiyle oluşurlar.
Böylece bir yumuşakçanın içinde biyolojik bir incinin oluşması gibi zamanla eş merkezli katmanlar oluşur. Üzerindeki hareketli su zamanla onların oldukça pürüzsüz ve parlak bir yüzey kazanmasını sağlar. Sondung'un mağara geçitlerinin en büyük kesitine sahip olup olmadığı konusunda bazı tartışmalar var. Mağaralar çok büyük olduğunda geçitlerinin doğru ölçümleri çok zor hale geliyor. Malezya Mulukars'taki geyik mağarası çok doğru bir şekilde araştırılmıştır ve bir kısmı 160 metre genişliğinde ve 125 metre yüksekliğindedir. Bu aslında gerçekten de Sondung'la kıyaslanabilir ölçülerdir. Ancak uzunluk söz konusu olduğunda durum değişiyor. Örneğin Geyik Mağarası'nın en uzun koridoru 1 kilometreden daha azdır. Ancak Sondong Mağarası'ndaki tek bir geçidin uzunluğu 3 kilometreyi geçiyor. Şu ana dek belirtilen 9 kilometrelik toplam uzunluk ise geçitlerin yalnızca tespit edilebilen kısmıdır. Bilim insanlarına göre bu akıl almaz uzunluğun nedeni onun bir fay sıkışması sonucunda oluşması olabilir. Bu nedenle mağara yatay değil, dikey genişliktedir. Bu bölgede kireç taşı katmanlarının kalın olması güçlü tavanlar oluşturmuştur. Hatta Vietnam Savaşı döneminde buraların bomba sığınağı olarak kullanıldığına dair söylentiler dolaşmaktadır. Ancak bu konuyla ilgili güvenilir bir kaynak bulunmuyor. Maalesef bugün herhangi birinin kalkıp da Sondung'a gitmesi mümkün değildir. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi ziyaretçi sayısı oldukça sınırlı tutulmaktadır. Oraya gidebilmenin tek yolu bu konuda yetkili bir rehber firmadan çok önceden bir tur satın almaktır. Her turda sadece 10 misafir olur. Ancak beraberlerinde mağara uzmanları, rehberler, güvenlik asistanları, aşçılar ve hamallar dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 600 kilogram ekipman getiren ve çıkaran 30 refakatçi gereklidir. İnsan dışkısı da dahil olmak üzere getirilen her şey mağaradan çıkarılmalıdır. Ayrıca Mart ve Eylül arası yağmurlar döneminde mağara ziyarete kapalıdır. 4-5 günlük böyle bir gezinin toplam maliyeti insan başına 3000 doların üzerindedir. Ve bu alanda deneyimli, çok iyi bir fiziksel duruma sahip olmanız da temel şartlardan biridir. Yani mesela 80 metre kadar yükseğe tırmanabilmeli, yoğun ormanlarda yürüyüş yapabilmelisiniz. Islak kayalıklarda kamp kurabilmeli, rafting'den anlamalısınız. Ayrıca zifiri karanlık bölgelerden sadece alnınızdaki minik bir ışık veya el feneriyle geçmeniz gerekecek. Çünkü başka türlü pek fazla ilerleyemez ve boşuna para ve zaman harcamış olursunuz. Bazı internet siteleri belirli zaman aralıklarında başvuruları kabul etmektedirler. Şunu da unutmayalım ki buralar henüz tam olarak öğrenilememiştir ve ziyaretçileri tam olarak ne tür tehlikelerin beklediği bilinmiyor. Özel firmaların daha farklı hizmetler sunduğu bilinmektedir. Ancak burada dolandırıcıların tuzağına düşme tehlikesi de var. Hava kuvvetleri ve National Geographic gibi şirketlerin temsilcileri sık sık mağarayı ziyaret ediyor. Bölgeye gayri resmi yollardan 700 dolara kadar indirimli ziyaretler de yapılabiliyor. Ayrıca bu tür durumlarda yerel rehberler 25 dolara çalışmaya hazırdır. Ancak bu illegal bir yoldur ve çok tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Can güvenliğiniz söz konusu. İlk başlarda Hen'in maddi yaşamında herhangi bir iyileşme olmasa da bu olay sayesinde dünya çapında şöhrete kavuştu. Şöyle diyordu. Batılı ziyaretçiler geliyor, mağaraları gezip keşfetmenin yanı sıra dünyanın en büyük mağarasını bulan adamı da görmek istiyorlar. Çoğu beni iri yarı ve kaslı biri olarak hayal ediyor. Ancak ben ufak tefek bir adamım. Genelde beni görünce gülümsüyorlar, elimi sıkıyorlar ve benimle fotoğraf çektirmek istiyorlar.
Ancak daha sonra bu adam bölgede kendi işletmesini açacak duruma geldi. Bunda Limbert Howard'ın desteği büyüktü. 25 yıl önce yeni mağaralar bulmak için Vietnam'ı seçen Limbert çifti, bu ülkede bu kadar uzun süre kalacaklarını bilmiyorlardı. İlk olarak 1990 yılında eşi Deb Limbert ve Kraliyet Mağara Araştırmacılarının 10 üyesiyle Fongnia'ya geldi. Bay Limbert, o zamanlar yerli halk fakirdi, çok fakirdi diye hatırlıyor. O zamandan beri Limbert, bölgenin sınırlı düzeyde de olsa turizme açılarak halkın yaşam koşullarını iyileştirmek için elinden geleni yapmaya başladı. Hohen, şu anda uluslararası seyahat şirketi Chua Medat International Travel'da nakliye işlerinden sorumlu. Yani maddi durumu artık eskisinden çok daha iyi. Limbert çifti ise bölgede 25 yıl boyunca dolaştı. Onlarca eyalette ayak izlerini bıraktılar. Kuangming'de 200'den fazla mağara ve Ninbing, Kuanning, Hazeng, Chaobeng'de 300'den fazla mağara keşfettiler ve duyurdular. O ve karısı şu anda Sondung Mağarası ve Guangming'de birçok mağara turları düzenleyen yerel bir seyahat şirketinde çalışıyorlar. Ayrıca aramaları kolaylaştırmak için Notrach bölgesindeki Son Trash komününe yerleştiler. ...2016 yılında mağara aramaları yeniden başlatıldı. Sondung hakkındaki bilgilerimiz uydumuz ay kadar bile değil. Bu bölge bizi büyüleyecek daha çok gizem içermektedir. Ayrıca Limbert'a göre bu yağmur ormanlarının derinliklerinde daha keşfedilmeyi bekleyen sayısız mağara var. Sondung mağarasının keşfedilmemiş kısmının çok daha büyük olduğu kesindir. Ancak belki de bu esrarengiz bölgenin yer altında daha büyük bir dünya vardır.